hanımefendiler, beyefendiler, muhterem hocalarımız, Rura bölgemizin düzenlemiş olduğu, geleneksel hale getirmiş olduğu iftar programında bir aradayız. Cenab-ı Hak bu iftar programlarımızı hayırların celbine, şerlerin define vesile kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun. Bir Ramazan-ı Şerif'te iftar açmanın neşesini yaşarken, açmış olduğumuz hafızlık kurslarımızın meyvelerini görmenin neşesini de, bahtiyarlığını da bize yaşatan Rabbimize hamdolsun, ona sonsuz şükürler olsun. Emeği geçen bütün kardeşlerimizden de Allah razı olsun diyor. Değerli kardeşlerim, bizim inanışımızda iman varsa imkan da vardır. Bizim inancımızda inanan bir insan tekeden bile süt çıkartır. Dolayısıyla biz bundan birkaç yıl önce Avrupa'da hafızlık kurslarımızın açılmasıyla ilgili projelerimizi siz değerli kardeşlerimize takdim edince, bunca yoğun ağır bir eğitim müfredatıyla birlikte hafızlık kursları olur mu diye kendi aramızda bile tartışırken, istişare ederken, Rabbim bize Avrupa'nın ortasında 54 tane hafızlık kursunu açmayı nasip etti. Ve bugün itibariyle 1500'e yakın hafız ve hafize kardeşimiz, Rabbimize hamdolsun, bu kurslarımıza tedrisat görmekte, öğrenim görmektedir. Ümit ediyorum ve niyaz ediyorum ki geleceğimizde şubelerimizin idarecileri, hastanelerimizin doktorları, gazetelerimizin yazarları ve özellikle de okullarımızın öğretmenlerinin bir bölümü kurslarımızdan yetişen hafız ve hafizeler olacaktır. Ve hiç şüphesiz hayata bunların bakışları daha farklı olacaktır. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz. Şüphesiz Ramazan-ı Şerif bağışlatmayı, sevmeyi, hoş görmeyi, müsamahalı olmayı bize emir buyurmaktadır. Ramazan-ı Şerif kabullenmeyi, Ramazan-ı Şerif örtmeyi, Ramazan-ı Şerif sevdirmeyi bize bildirmektedir. Ramazan-ı Şerif'in içinde hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim vardır. Ramazan-ı Şerif'in içinde oruç vardır. Ramazan-ı Şerif'in içinde teravih vardır. Fıtra vardır. Zekat vardır. Yardımlaşma vardır. Ancak Ramazan-ı Şerif sadece bu saymış olduğumuz 5 bölümden ibaret değildir. Ramazan-ı Şerif ilgisiz bırakmış olduğumuz insanlarla ilgili olmayı bize emreder. Ramazan-ı Şerif dargın olmuş olduğumuz insanlarla yeniden barışmayı bize emreder. Ramazan-ı Şerif bu toplumda İslam'ın, Müslümanların, örfümüzün, adetlerimizin ve benliğimizin kurumsallaşması ve kalıcı hale gelmesi için yaşamış olduğumuz bu şehirde, yaşamış olduğumuz bu coğrafyada, yaşamış olduğumuz bu topraklarda daha fazla iletişime, daha fazla müsamaha, daha fazla toplumun içinde olmayı bize emreder. Ramazan-ı Şerif dünyadaki olaylara karşı bigane olmayı değil, bir taraf olmayı değil, taraf olmayı bize emreder. Ramazan-ı Şerif yeryüzünde zulüm gören, ülkeleri işgal altında olan, bombaların altında inleyen bebeleri, yavruları ellerinden almış anneleri, beli bükülmüş bir fani yaşlıları hatırlamayı, onlarla tanış olmayı bize emreder. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif az cümle değerli kardeşlerim cömert olmayı bize emreder. Bakınız Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen ve Sünen-i Tirmizi'nin nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Cömert kimse Allah'a yakındır. Şimdi cömert dendiği zaman değerli kardeşlerim
sadece para veren değildir. Bir insanın ilmi varsa o faydalı ilmi başkalarına anlatıyorsa cömerttir. Bir insanın kabiliyeti varsa, bir insanın bu konuyla ilgili ihtisası varsa o bilgisini, o kabiliyetini, o idareciliğini, o becerisini toplumla paylaşıyorsa bu cömerttir. İşte cömert olan insan Allah'a yakındır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cömert olan insan insanlara yakındır. Yani insanlara sevindir. Yine cömert olan insan cennete yakındır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve cömert olan insan cehennemden uzaktır buyurmaktadır. Cimri olan insan da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cimri de sadece parasını tutan değil, bilgisini, becerisini, tecrübesini, ilmini toplumun istifadesine sunmada cimri olan insan demektir. Cimri olan insan Allah'a uzaktır. Cimri olan insan insanlığa uzaktır. Cimri olan insan cennete uzaktır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cimri olan insan cehenneme yakındır buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bilgimizi, becerimizi, anlayışımızı başta kendimize, aile fertlerimize, yaşamış olduğumuz bu şehirdeki, bu coğrafyadaki, bu kıtadaki, bu ülkelerdeki insanlarımıza, kendi insanımıza anlatmayı ve komşumuza, bu ülkedeki insanlara bu bilgilerimizi paylaşmayı cömertçe yapmalıyız. Eğer bunları yapmazsak, bu iletişim içinde olmazsak, Müslümanlarla ve İslam'la ilgili ön yargıların gün be gün arttığını hep birlikte görüyoruz. Değerli kardeşlerim, İslam ve Müslümanlık üzerinden ve özellikle de göçmenler üzerinden, yabancılar üzerinden prim yapmak isteyen siyasilerin var olduğu artık bir gerçektir. Vurun abalıya tabiriyle Müslümanlar üzerinden oy devşirme kaygısında olan politikacıların olduğunu bilmeyen mi var? Onun için değerli kardeşlerim, biz kendimizi asla bir oy malzemesi haline getirtmeyeceğiz. Çalışacağız, gayret edeceğiz. İslam ve Müslümanlarla ilgili ön yargıları birlikte yapacağımız ve yaptığımız aksiyonlarla, çalışmalarla bertaraf edeceğiz. Gökten zembille kimse gelmeyecek değerli kardeşim, hanım kardeşim, beyefendi kardeşim. Senin çalışmanla, bizim çalışmamızla bu bertaraf olacak. Kimse yerin altından çıkacak, bu çalışmalar yapacak değil. Sen yapacaksın, ben yapacağım. Zekana güveneceksin, aklına güveneceksin, imanına güveneceksin, teşkilatına güveneceksin, camiana güveneceksin, temel esaslarına güveneceksin. Bu çalışmaları bu güvençle yapacaksın. İşte bu çalışmaları bu güvençle yaptığımız zaman göreceksiniz, yaşamış olduğumuz bu toplumdaki ön yargılar bertaraf olacaktır. Değerli kardeşlerim, bölge başkanımız biraz önce ifade etti. Çoğunluk toplumun, büyük çoğunluğunun Müslümanlara karşı ön yargılı olmadığını biz görüyoruz. Haksızlık etmememiz lazım. Bu toplumdaki büyük çoğunluğunun bize karşı hoşgörülü olduğunu görüyoruz. Onlarca, yüzlerce camimizin açılışına, okullarımızın açılışına, hafızlık kurslarımızın açılışına, bu aksiyonlarımızın, inancımızın, anayasanın bize vermiş olduğu inanç özgürlüğünden kaynaklanan dinimizi yaşama özgürlüğünü bu toplum bize katkı sağlayarak vermektedir. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz bu ülkenin siyasilerine, yöneticilerine, bir Müslüman birey olarak, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın genel başkanı olarak teşekkür etmeyi de bir vazife biliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Ancak değerli kardeşlerim, azınlıkta kalan bu ön yargıda olan insanların, Müslümanlara karşı olan bu ön yargılarını biz çalışarak, biz gayret ederek, daha fazla iletişime girerek, siyasi katılımı sağlayarak, önümüzde Eylül ayında seçim var. Benim sizden bir kardeşiniz olarak, değerli kardeşlerim, sandıkları ihmal etmeyeceksiniz. Bu
mutlaka bu ülkede yapılan gerek mahalli seçimlere, gerekse genel seçimlere bir Müslüman olarak gideceksiniz. Emin olun, seçimlere gitmeniz, evladınızı elinize alıp camiye götürmeniz kadar önemlidir. Müslümanlar bunu ihmal etmeyecek. Seçimlere gidecek, oy kullanacak, bu ülkenin geleceğiyle ilgili söz sahibi olduğunu haykıracak. Başörtünüzle, sakalınızla, takım elbisenizle bir Müslüman birey olarak bu ülkenin bir parçası olduğunuzu ve bu seçimlerde mutlaka söz sahibinizin olduğunu haykıracaksınız. Ve bu ülkede olan olaylara karşı bilgane olmadığınızı göstereceksiniz. Hocam, değerli başkanım, sandığa gidecek de kime oy vereceğiz? Değerli kardeşlerim, bir Müslüman uyanıktır, akıllıdır, zekidir. Milli görüşçüler çok zekidir. Nereye oy vereceğini bilecek kadar da özgürdür. Nasıl hareket edeceğini bilecek kadar da değerli kardeşlerim bu işleri bilir. Onun için sizin kime oy vermenizden daha önemli olan o sandığa giderek oy verme hakkınızdır. Bunu ihmal etmemeniz lazım. Burada yapılacak seçimlere mutlaka Müslümanlarla ilgili ön yargıları bertaraf etmek istiyorsak katılımı sağlayacağız. Seçmenler, siyasi partiler, burada yaşayan Müslüman vatandaşların, buradaki oy hakkına sahip Müslüman vatandaşların bu konudaki katılımını asla ve asla göz ardı edemeyeceklerdir. Ve siz inancınıza, anayasanın size vermiş olduğu bu hakları kullanarak da inancınıza hizmet edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Rura bölgemizin düzenlemiş olduğu bu iftardan dolayı başta bölge başkanımıza, çalışma arkadaşlarına, kadınlar teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarına, gençlik teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarına, kadınlar gençlik teşkilatımız ve çalışma arkadaşlarına, şube başkanlarımıza, idarecilerimize, değerli hocalarımıza, hoca hanımlarımıza, salonumuzu dolduran hanımefendi ve beyefendilerimize şahsım ve teşkilatım adına yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.